Merhaba sevgili arkadaşlar. Ben Erhan Çelikel. YouTube kanalıma hoş geldiniz. 23 Ağustos 2023. Aralık'tayız. Burada bölme kovanlarım var. 2023 yılının bölmeleri ön tarafta. Bunları kontrol ediyorum. Bu ikisini kontrol ettim. Şimdi bu şunu kontrol ederken de birlikte açalım istedim. Kovanı. Bunlar çok güçlü değil. Yani orta şekerde, orta ayarda bir kovan. 4 çıtalık falan. 4-5 çıtalık kovanlar. Malum bölgemiz Adana. Arıların bulunduğu bölgede ayçiçeğinden sonra bal akımı bitti. Şu an bal akımı yok. Yani ufak tefek doğadaki bitkilerden bir şey bulabilirler mi bilmiyorum. Benim burası gördüğünüz gibi her yer kupkuru. Karşıda çam ağaçları var. Belki çamdan bilmiyorum bu mevsimde bizim buradaki çamlardan bir şey gelir mi gelmez mi? Yani öyle. Şimdi kontrollerini yapıyoruz. Varova için mücadeleye başladık. Varova için ben formik çubukları var. Onlardan kullanıyorum şu an. Havalar sıcak olduğu için formik asit veya işte oksalik asit uygulayamıyoruz. Yani formik asit çubuğu çok etki etmiyor. Hani aşırı bir asit olmadığı için ondan koyuyorum içine. Şimdi birlikte kovanı açacağız. Arkada da kovanlarım da arkada. Orada bir tane yalancaniye giden kovanım vardı. Onu yaşlı anayla kurtardık. Daha sonra anasız kovanı bölme yapmıştık. Anasız kovanı birleştirme yapmıştık. Onu da bundan önceki videoda izlemişsinizdir. Şimdi bu kovanı birlikte açacağız. Videoma başlamadan önce kanalıma abone olmayan arkadaşlar abone olurlarsa sevinirim. Videolarımı beğenip fikirlerini, görüşlerini rahatlıkla paylaşabilirler. Yanlışlarım olabilir. Doğrularım olabilir. Ben kendi çapımda arıcılıkla uğraşan biriyim. Kendimi usta, profesyonel veya bu işi öğreten biri olarak görmüyorum. Burada yapmış olduğum uygulamayı paylaşıp, yani videoya alıp YouTube'da paylaşıyorum. Yani YouTube'da video paylaşıyorum diye bunu işte insanlara bir şey öğreten, öğretici olarak algılayan arkadaşlarımız var. Öyle bir niyetimiz yok. Haşa. 30 yıllık arıcıya da saygımız var. 1 yıllık arıcıya da saygımız var. Ama bu saygıyı yitiren, usta zanneden kendini arıcı arkadaşlar var. Küçümseyen. Yani ben burada çektiğim videolarımı YouTube'da paylaşıyorum. Daha sonra da Facebook gruplarında videomun bağlantısını bırakarak videolarımı paylaşıyorum. Belki Facebook'ta da izleyen olur diye. Orada bazı arkadaşlar bazı gruplarda değişik yorumlar yazıyorlar. İşte insanlar senden ne öğrenecek? Saçmalık mı? Falan filan. Ben kimseye bir şey öğrettiğim yok. Hiçbir videomda da ben şöyle profesyonelim, ustayım, öğreticiyim demiyorum. Yaptığım uygulamayı paylaşıyorum. YouTube'da bir sürü insanlar var. Hiç kimse bir şey öğrettiğini söylemiyor. Söyleyen var. 3-5, 10 belki kişi var. Emin olun o öğretici kişilerin de uygulamalı doğru dürüst videoları yok. Yani arılığın başına oturuyorlar, anlatıyorlar. Tabii bilgilerine güveniyorlar, anlatıyorlar. Yani kovanda birebir uygulamalarını, kovanların içini çok fazla görmüyoruz. Ben hemen hemen her kovanımı açtığımda videosu vardır grubumda. Yani ben bunu öğretmek veya insanlara bir şeyler anlatmak amacıyla değil arkadaşlar. Yaptığım uygulamayı YouTube'da paylaşıyorum. YouTube geniş bir platform. Herkes istediği şeyi paylaşabilir. Neyse lafı fazla uzatmayalım. Burada ufak bir değindirme yapmak istedim bazı arkadaşlara. Ben ustayım. Bu işi benden öğreneceksiniz. Ben bilirim. Ben icat ettim demiyorum. Ben yaptığım uygulamaları paylaşıyorum. Kendi çapımda arıcılık yapıyorum. 20 civarı kovanım var. 2 senelik arıcıyım, 3 senelik arıcıyım. Acemiyim. Yaşaya yaşaya, yapa yapa öğreniyorum. Bu sene çok güzel balımı da sağdım. 4-5 kovanım vardı. Bala çalıştırdığım 4-5 kovandan. Güzel 100 kilo civarı bal aldım. Yeter bana. Masrafımı çıkarttı. Böyle böyle. Yani 20 kovan, 30 kovan, 10 kovan, kaç kovan sağabilirsem ona göre. Yani gezici arıcı da değilim. Burada Adana Sarıçam köyündeyim. Sarıçam'ın bir köyündeyim. Sabit arıcılık yapıyorum. Burada ilkbaharda ayçiçeği ekiyorlar. Ondan bal yapıyoruz.
Arılarımı gezdiremiyorum. O yüzden burada kendi çapımıza takılıyoruz. Şimdi kovanı birlikte açalım. Bakalım arılarımız ne yapmış. Bir haftadır gelmiyoruz. Hep birlikte videoya geçelim arkadaşlar. Evet, kovanımıza bir duman verelim. Ağustos ayı artık kurak gidiyor. Bakıyoruz arılarımızı besliyoruz. Arovasına bakıyoruz. En azından çok güçlü olmasa da kışa işte ne girerlerse. Bunlardan bal falan sağmadım. Bunlar zaten 2023'ün bölmeleriydi. Bu sene çok kurak ve kurak olduğu için de yeşillik olmadı. Arılar biraz ilerleyemediler. Evet. Barova için şöyle formik asit çubuğu var. Koyuyorum üzerine şimdilik. Evet, 6 çıta bir kovanımız. Ya Allah diyoruz. Evet, maşallah güzel bir nektar var. Bir nektar akımı var galiba. Bakın buralara taze açık bal çekmişler. Üstünü de kemerlemişler. Tek tük yavru var. Arka kemeri bu şekilde. Gayet güzel bence. Evet, bence stoğu güzel. Duvar çıtası. Yani güzel. Burada da yavru var diye tahmin ediyorum. Evet. Polen. Bloklamışlar. Diğer tarafında da hiçbir şey yok. Yavru yok. Burada da nektar var. Ortayı biraz anaya açmışlar ama tek tük nektar da koymuşlar. Gördüğünüz gibi. Güzel kemeri var. Evet. Hiç yağmur yağmadı. Ağustos'un 24'ündeyiz. Temmuz ayı. Ağustos. Bir damla su düşmedi arkadaşlar. Her yer kupkuru. Evet, burası yavru. Görmüş olduğunuz gibi maşallah. Dördüncü çıtada yavru. Bu şekilde. Evet, arka tarafı da yavru arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Yani burada şu an kimseye bir şey öğrettiğim yok arkadaşlar. Ben kovanımı merak ediyorum. Durumuna bakmak için açıyorum ve bunu da paylaşıyorum. Sakın ha kimse bir şey öğrettiğimi düşünmesin. Düşünenler yanlış düşünürler. Yani kovanımı açtım, bakın gösteriyorum. Adana burası. Şu an 38 derece sıcaklık var. Akşam saat 5 civarı. Evet, sen önce git çıta tutmasını öğren dediği için gıcıklandım ben de. Bu açıklamayı yapıyorum. İnşallah bu videoyu da izler. Ki izleyeceği gruba da atacağım bunu. Yani musta arıcı olmadığımı ama arıcılık yaptığımı görsün vatandaş. Kendileri çok profesyoneller. Bu işi çok iyi bildikleri için başkalarının da bu işi öğrenmesini, bilmesini istemiyorlar. Ama kusura bakmasınlar. Kimse anasının karnında arıcı doğmuyor. Ben kimsenin yanında kovan kapağı kaldırmadan arıcılığı yaptım, başardım. İki kovanla başladım. Şu an 20 civarı kovanım var. Çok şükür. Burası da yavru. 30 yıllık arıcıya da saygımız var. Ama 30 yıllık arıcı olup arıcılığı bilmeyen de var. Ne diyecek şimdi o adama, sen bu işi bilmiyorum diyecek. O adam da o şekilde çalışıyor. Yani arıcılığı biliyor. Kendine göre prensipleri var. Evet, ana arıya bakıyorum. Burada yavru var. Güzel. Ana arıyı burada göremedim. Kemeri var. Yavrusu var. Güzel. İkinci çıta yavru. Bunda da yavru var mı? Anari'yi gördük, kaldırır kaldırmaz. Evet. Aslında karnı yolundan üretmiş olduğum bir anarı. Ama ister istemez melezleşti. Çünkü ikinci, üçüncü aşılama olunca şu an karnı yol gibi gözükmüyor. Gördüğünüz gibi anamız geziyor. Belfas gibi, aynı Anadolu ırkı gibi. Güzel. Diğer tarafı da yavru. Buraları yumurtlamış komple. İçerisi yumurta dolu. Gayet güzel. Erkek arı da var tek tük.
Evet. Gayet güzel. Evet arkadaşlar, anahtarımızı da gördük. Duvar çıtasını da kaldıracağım. Duvar çıtasını da kaldıracağım. Duvar çıtasını da görelim. Daha sonra kovanımızı kapatacağız. Güzel. Eylül-Ekim'e kadar, kışa kadar, evet, stoğu çok güzel. Sırlı bal. Burası da yarıya kadar. Şurada da biraz yavrusu var. Gayet güzel. Evet. 4 3 çıta full yavru, iki taraflı. Dördüncü çıta, yani duvar çıtasında da az bir yavrusu var. Gayet güzel bence. Evet, Eylül-Ekim gibi önümüzdeki ay biraz daha yavrusunu fazlalaştırırsak, kışa 7-8 çerçeve girerse, 8 çerçeve iyi olur bizim için. Evet, bu şekilde kovanımı kapatacağım arkadaşlar. Beslemesini de yapacağım. Çünkü doğada bir şey yok. Beslemesini de buzdolabı poşetiyle yapıyorum. Çuruklara koyduğumuzda yağma olabiliyor. Aslında bal durumu, stok durumu iyi ama yine de arıları doğada bir şey olmadığı için yavruya teşvik etsin. Aç kalmasın yavrularımız. Şekilde koyuyoruz. Evet, bu şekilde kovana kapatıyorum arkadaşlar. Beni buraya kadar izlediğiniz için hepinize teşekkür ederim. Aralıktayım. Daha kontrol edeceğim. 15-20 tane daha kovanım var. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun. Doğayı sevin. Arıyı sevin. Arıcıları sevin. Arıcıları hor görmeyin arkadaşlar. Bildiğiniz üzere arılar bal yapmak için milyonlarca çiçeklere gidiyorlar. Biz de onlara yardımcı oluyoruz. Evet. Şu an bal sahamı falan yapmayacağız arkadaşlar. İlk defa izleyen kişiler için, arıcılıktan anlamayan kişiler için, bu arılar aç kalmasın diye besleme yapıyoruz. Bu şekilde. Yani buraya kadar izlediğiniz için hepinize teşekkür ederim. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun arkadaşlar.